Ve 20 yıldan beri, 30 yıldan beri ilaç kullanıyorum hocam. Doktora gidiyorum, gitmedim. Hacı kalmadı, hoca kalmadı, cinci kalmadı, muskacı kalmadı, bitkisel ilaç kalmadı, kullanmadım. Ama iyileşmedim. Şimdi neden? Yahu biz doğuştan mutlu olarak doğarız aslında. Her insan mutlu olarak doğar. Ama ne oldu sonradan? Aslında ailemiz bize, çevre, toplum bize mutsuzluğu öğretti. Çok ilginç bir şey. Müthiş. Hocam bunu hatırlamıyor mu? Yani bu çalışma sırasında mı hatırladı? Şimdi başka bir danışanımız geldi. Kanser hastası olmuş. Rahim kanseri. Ne çıktı? Kocayı istemiyor. Epilepsi, Parkinson ve bipolar bozukluk. Bunlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Genelde son yıllarda yani son 20 yılda belki artık psikolojik tedaviler çok çok fazla mı arttı? Artık herkes depresyonda mı? Ya da tıp dünyası, konvansiyonel tıp avuç avuç ilaç vererek insanları aslında hasta olmayanları hasta mı ediyor? Yani biraz böyle boyumu aşan bir cümle oldu belki de. Ben şimdi bir klinik psikolog olarak size bırakıyorum. Bir bilim insanı olarak aynı zamanda insanlar 35-40 yıl kullanıyorlar ve hala şifalanamıyorlar demişiz konu başlığında. Evet, 30 yıldır klinik psikoloğum ben. Hem klinik alanda hem gelişim psikolojisi alanında iki alanda master'ım var. 25 tane kitap yazdım kendi alanımla ilgili. Okumayı seven bir insanım. Yaklaşık 10 bin civarında kitap okumuşluğum var. İşte 50 bin civarında danışan aldım şimdiye kadar. Az değil 50 bin kişiyle çalıştım. Tabi bu yılları vermiş olduğu bir tecrübemiz var. Bir birikimimiz var. Bunu da bugün ilk defa sizin kanalınızda takipçilerinizle, seyircilerinizle, dostlarımızla paylaşalım istedim. Bizim günlük hayatta çok karşılaşmış olduğumuz bir soru var. Sürekli sorulur bana. Ya hocam, psikolog olduğumuzu öğrenen insanlar hemen şöyle der. Hocam, ben 20 yıldan beri, 30 yıldan beri ilaç kullanıyorum hocam. Doktora gidiyorum, gitmedim. Hacı kalmadı, hoca kalmadı, cinci kalmadı, muskacı kalmadı, bitkisel ilaç kalmadı, kullanmadım. Ama iyileşmedim. Şimdi neden? Neden kardeşim, neden iyileşmedim? Bunu birkaç örnekle açıklamak istiyorum. Bilimde determinizm ilkesi vardır. Yani sebep, sonuç, nedensellik ilkesi. Hayatta her şeyin ama her şeyin bir nedeni var kardeşim. Nedensiz bir cisim durduğu yerde, nedensiz bir cisim durduğu yerde hareket etmiyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bilim söylüyor. Ben de danışanlarımla çalışırken, işte bu 30 yılın vermiş olduğu deneyim sonucunda bu noktaya geldim. Yani neden, sonuç. Birisi bana depresyon şikayetiyle geldiği zaman, panik atak şikayetiyle geldiği zaman ya da işte aile terapisi niyetiyle geldiği zaman değişik konularla ilgili OKB tanesiyle geldiği zaman ilk sorduğum soru şudur. Neden? Sebep ne? Kaynak ne? Neden depresyon yaşıyorsunuz? Neden anksiyete yaşıyorsunuz? Neden panik atak yaşıyorsunuz? Neden yaşıyorsunuz? Şimdi bizim toplumumuzda ya da dünyada da böyledir genel itibariyle. Ayşe Hanım hastalanır, doktora gider. Evet. Doktor muayene eder. Der ki Ayşe Hanım maalesef üzülerek ifade edeyim ki kardeşim kanser olmuşsunuz. Ne yapacağız doktor bey? Kemoterapi. 2 yıllık mükemmel bir kemoterapi süreci devam eder. Ayşe Hanım gerçekten iyileşir, evine gider. Ama bir sene sonra tak yeniden nükseder. Neden? Çünkü bizde aslında modern tıp şunu sorgulamıyor. Sorgulamıyoruz genel itibariyle. Ya kardeşim Ayşe Hanım neden kanser oldu? Sebep ne? Neden? Kaynak ne? İşte psikoterapi sürecinde psikodinamik yaklaşımı, psikolojinin psikodinamik yaklaşımı var. O der ki kaynağa odaklanacaksınız, sebebe odaklanacaksınız. Şimdi ben de terapilerde genel itibariyle kaynağa odaklanıyorum. Yani bir insan ya ben mutsuzum diyorsa hemen şunu sorması lazım aslında kendine. Ya neden? Kaynak ne? Ben neden mutsuzum kardeşim? Niçin mutsuzum? Çünkü belki başka bir programda kısmet doğru konuşuruz bunu sizinle. Yahu biz doğuştan mutlu olarak doğarız aslında. Her insan mutlu olarak doğar. Mutluluk bizim doğamızda var. Yani mutluluk aslında mutluluğun bir formülü yok. Mutluluk dışarıdan öğretilemez. Şu anda hepimiz kullanıyoruz. İşte siz de programları çıkarıyorsunuz. Mutluluğun kaynağı, mutluluğun formülü. Aslında hepsi çöp. Hepsi çöp. Bizim uydurmalarımız yani. Biz uyduruyoruz.
Kardeşim, insan mutlu olarak doğuyor. Bakın lütfen küçük bebeklere bakın ya. Bebek kendi kendine gülümser. Bakın biz öğretmedik. Doğuştan getirdik biz mutluluğu. Ama ne oldu sonradan? Aslında ailemiz bize, çevre, toplum bize mutsuzluğu öğretti. Çok ilginç. Müthiş. Mutlu olarak doğuyoruz. Bize mutsuzluk öğretiliyor. Evet, gülme. Gülmek ya, ayıp. Büyüklerimiz bizi çok böyle sevenler yapılmaz. Tarafından değil mi? Bizi Evet. korumak isteyen, bizi seven, Evet. bizim ailemiz tarafından Evet. mutsuzluk Maalesef. öğretiliyor. Yıllardan beri böyle olmuş. Kültürel kodlar diyoruz. Aile kodlar. Ya bize mutsuzluk öğretilmiş kardeşim. Ya biz doğamız gereği mutluyuz. Çocuk bir çamur birikintisi bulur. Su birikintisi şapur şupur onun içinde oynar. Yağmur yağar çıkar onun altında layla öyle mi oynar? Evet biz doğamız gereği mutlu bir varlığız. Ama bize mutsuzluk öğretildi. Şimdi ne yapıyoruz? Yapmamız gereken şey şu aslında. Bizi mutsuz eden sebepleri ortadan kaldırdığımız zaman zaten doğal olarak mutlu olacağız. Kaynak ne? Sebep ne? Hastayız. Kardeşim biz annemizden hasta olarak doğmadık. Doğmadık ya. Panik atak yaşayarak doğmadık. Depresif hasta olarak doğmadık. Anksiyete bozukluğu yaşayarak doğmadık. OKB değildik. Ondan sonra şizofreni psikoz olarak doğmadık. Doğmadık kardeşim. Ne oldu? Toplum bizi hasta etti. Aile çevremiz, annemiz, babamız, onların yanlış tutum ve davranışları kardeşim bizi psikolojik olarak hasta etti. Mesela geçmiş yıllarda bir hanımefendi geldi. Pırıl pırıl bir insan. Şikayeti şu. Ya hocam, ya ben çok kötüyüm. Çok kötü şeyler yapıyorum. Ne yapıyorsun? Güzel bir hanımefendi. Kendisi böyle çıtı pıtı bir hanımefendi. Hanımefendi. Hocam markete gidiyorum. Bir de yine sebebini belki yine başka zaman konuşuruz. Bir enerjisi var. Bir cazibesi var. Markete gidiyoruz. Oradaki tezgahtar işte kasiyer şu bu. Hemen yanıma geliyor. Hanımefendi çok güzelsiniz. Bana telefon numaranızı verir misiniz? Tak veriyorum. Niçin verdiğimi farkında değilim hocam. Veriyorum. Hafta sonu buluşuyoruz. Tanımadığım bir insan. Halbuki ben evliyim. Çocuğum var. Buluşuyoruz hocam. Ona diyorum ki hadi beni şehir dışına götür. Şehir dışına gidiyoruz. Affedersiniz. Birliktelik yaşıyoruz. Sonra geliyor. Eve geliyorum akşam. Başka şehire gittik. Yani bu şehirden başka bir şehire gittik. 50 kilometre, 60 kilometre farklı bir şehir. Kendimden ilgileniyorum hocam. Banyoya giriyorum, yıkıyorum elimi bu şekilde, alıyorum lifi. Bedenimi kanatırcasına yıkıyorum. Ya ben bunu neden yapıyorum hocam? Ne için yapıyorum ya? Çok pişmanlık duyuyorum. Buyurun. Akılla, mantıkla açıklayamayacağınız bir durum var. Şimdi bakıyoruz kaynak ne kardeşim? Hanımefendiyle terapide konuşuyoruz, anlattırıyorum, sorular soruyorum. Bakın ne çıktı mesela? Bir, bu hanımefendiye vereceğimiz örnek. Baba sevgisinden mahrum muymuş? Birinci kaynak, baba sevgisini görmemiş. Çünkü kendisi 5 yaşındayken babası vefat etmiş. Evin en büyük kızı. Anne buna üvey evlat muamelesi çekmiş. 6 kardeşler ilk en büyük bu. Anne bunu hep dışlamış. Ailede bir değer görmemiş. Sevgi görmemiş. 7-8 yaşına itibaren öz abisinin istismarına uğramış yıllarca. Öz abi. 15 yaşında evlendirilmiş. Ha bu arada neden şehir dışına gidiyor? Yabancı bir insanın arabasını neden şehir dışına gidiyor? Kârlı bir iş değil bu. Tanımadığınız bir insan. Daha 2 gün önce tanışmışsınız. Mesela bu anının, bu olayın bir anısı çıktı. Çekirdek anısı çıktı. Çekirdek anı çıktı. Kaynağı çıktı. Kaynak şuydu. Kendisi 7-8 yaşlarında bir gün annesi diyor ki işte kızım Ayşe diyelim. Kızım Ayşe. Efendim anne. Hadi sen git bugün hafta sonu teyzende kal. Cuma günü. Teyzende kal. İşte pazartesi günü gelirsin. Teyzem diyor hocam evi yakın. Ben yürüyerek teyzemin evine gittim. Teyzem bana dedi ki kızım niye geldin sen? Ne oldu teyze? Kız annen kardeşlerini alıp tatile gidecek. Şehir dışına gidecek. Bak sen de götürmeyecek zannedersen. Seni bana gönderdiğine göre. Hadi sen geri evinize git. Geri geldim eve. Anne böyle böyle bir şey varmış. Sen gidecek misin? Tatile gidecek misin? Yok kızım öyle şey mi olur kızım? Teyze seni kandırmış. Hadi sen teyzene git. 7-8 yaşındayım. Teyzeme geri gittim. Aradan 2-3 saat zaman geçti. Annem telefon açtı teyzeme. Biz şehir dışına çıktık. Ayşe senin yanında kalsın. Şimdi kızcağızın yaşamış olduğu travmayı düşünebiliyor musunuz? Ha, ne oldu? Bakın yıllar sonra bu olay, bu anı. Kızcağızın bilinçaltında arabaya binmek, şehir dışına gitmek. Anneden intikam alıyor yanımda. Bak anne, sen beni vaktiyle götürmedin. Vaktiyle götürmedin.
dinlemedin sen beni. Ben ne yaptım? Bak ben ne yapıyorum? Şu anda kendim gidebiliyorum. Sevgiye de diyecek, baba sevgisi görmemiş, ikinci bir kaynak ne yapsın? Kendi bedenini karşıdaki insana sunuyor. Ne yapacaksınız kardeşim? Bu insanın iyileşmesi için öncelikle, yani bu programın değişmesi lazım. Bilinçaltı süreçlerde bunun değişmesi gerekiyor. Mesela bununla çalışıyoruz. Halbuki bu hanımefendi yıllarca gitmiş, doktora gitmiş, evet ilaç kullanmış, gitmediği yer kalmamış. Şimdi geçmişte yaşamış olduğu bu travmalar çalışıldığında hanımefendi normal yaşantısına döndü. Bütün bunları bıraktı. Bıraktı. Başka danışanımızdan örnek vermek isterim yine. Hanımefendi bazı hekim arkadaşlarımız şizofreni tanısı koymuşlar. Şikayeti şu. Mutlu, huzurlu değilim. Birisi beni takip ediyor. Arkadan bir göz beni takip ediyor. Sürekli takip ediliyorum kardeşim. Sebep ne? İlk sorduğumuz soru, benim daha doğrusu ilk sormuş olduğum soru budur. Kaynak mı acaba? Neden? Neden takip edildiğini düşünüyor? Tabii işte terapi sürecinde değişik sorularla bunlara ulaşabiliyoruz, bize erişebiliyoruz. Çözdünüz ne çıktı mı? Ne çıktı bu konuda? Şöyle bir şey çıktı. Ha bir de rüya analizi yapmıştı bu hanımefendi. Bir rüya görmüştü. Yıllar önce çocukluk döneminde komşunun oğlu var. 5, 6, 7, 8 yaşlarında, 9, 10 yaşlarında, 11 yaşına kadar bir komşunun oğlu sürekli bunu taciz etmiş. Sürekli. Cinsel tacize uğruyor kızcağız. O göz, kendisini takip eden göz, halbuki şizofren tanısı konulmuş. Sen hayal görüyorsun yahu demişler. Gerçeklik algını yitirdin demişler. O göz, kendisini takip eden delikanlının gözü çıktı. Travma, çalışmış olduğumuz travmalar. Çıktı kardeşim. Hadi bakalım ne yapacaksınız? Şimdi bilinç, her şey bilinçli zihnin vermiş olduğu karara bağlı değil. Daha çok birçok kararı bizim bilinçaltı düşüncemiz ve bilinçaltı zihnimiz veriyor. İşte bu da daha çok geçmişte yaşamış olduğumuz travmalar, mesela işte psikoloji ile ilgilenen insan hep söyler. Çocukla inmek lazım, çocukla inmek lazım diye. Evet, çocukla inmek lazım. Niye çocukla inmek lazım? 0-7 yaş arası o kadar önemli ki. Çok önemli. 0-7 yaş arası. Şimdi bir kardeşimiz geldi. İşte ismi farklı, daha aynı isim, farklı bir isimle ifade edeyim. Adem kardeşimiz geldi. Ben çok severim bu örneği. Severek de anlatırım. Güzel bir örneğimiz bu. Bizim Adem geldi. Adem'in şikayeti şu. Hocam diyor, ben köprüden geçerken, üst geçitten geçerken kendimi köprüden atmak istiyorum. İçinde hiçbir istek var. Hocam işiniz ne kadar zor. Hepsi çok uç örnek, inanamıyorum. Evet, işimiz çok zor ama aynı zamanda çok güzel mukaddesim. Harika bir işimiz var. Yani işimi sevdiğim için harika, daha doğrusu bana göre öyle de. Ya sevmeyen insan için gerçekten zordur. Yani şimdi olay ne çıktı? Köprüden geçerken, üst geçitten geçerken hocam korkarak geçiyorum. Koşa koşa geçiyorum. Neden? Ya hocam içinde bir istek var. İç sesin bana diyor ki iç sesin. Adem at kendini aşağıya. Adem at kendini aşağıya. Allah Allah. 30 yaşında beyefendi. Kardeşim ben manyak mıyım ya? Neden kendimi aşağı atayım? Niçin kendimi atayım kardeşim? Neden atayım? Doktora gidiyorum. Dinliyor ya kardeşim senin bir şeyin yok diyor ya. Al sana şu antidepresanları kullan. Ya başka bir yere gidiyorum. Gene aynı benim sıkıntım devam ediyor. İşin ilginç tarafı şu. Herkes ölümden kaçar. Ben de tam tersi. Ölüme karşı bir aşk var. Şevk var. Arzu var. İstek var. Ölüme karşı. Neyse oturduk çalışmaya başladık. Bu kardeşimiz işte doğulu bu kardeşimiz. 10 kardeşin en küçüğü. Çocukluğunda Adem 5-6 yaşlarında doğuda yaşayan bir kardeşimiz. Doğu kökenli bir kardeşimiz. Amcası vefat etmiş. Amca da 35 yaşlarında genç delikanlı. Bütün aşiret, bütün aile, bütün akrabalar ağlıyorlar. Diyelim amcanın ismi de Ahmet olsun. Herkes Ahmet'in arkasından ağıtlar yapıyor. Ahmet sen gittin biz ne yapacağız Ahmet? Ahmet bizi yaktın gittin Ahmet. Ahmet herkes ağıtlar yapıyor. 5 yaşında Adem, ailenin en son çocuğu. Aileden sevgi görmemişler. Sokakta büyüyor tabiri caizse. Anne baba hangisini ilgilensin? Işığı gören gelmiş. İlgi alaka sevgi yok. Adem ailenin, çevrenin amca yapmış olduğu bu ağıtları görünce hemen içinden şöyle bir düşünce geçmiş. Ay ne güzel. Amcam öldü. Herkes amcamı seviyor. Onun arkasından ağıtlar yakıyorlar. Onun için
Türküler söylüyorlar. Amcamı seviyorlarmış, özlemişler, özlüyorlar amcamı. Ne güzel, ah keşke ben de ölsem, diyor Adem. 5 yaşındaki Adem, ya da 6 yaşında, işte 5-6 yaşında. Boyun eğip takıyor, ağacın dalına asıyor kendini, aşağıya yere atıyor. İlk intihar denemesi o zaman. Ahmet'in bilinçaltındaki kodların oluşumu şöyle. Amcam öldü, herkes onun peşinden ağladı, ardı sıra ağladı. Demek ki sevilmem için benim de ölmem lazım ya. Sevgi eşittir ölüm. Adem'in bilinçaltı bunu kodluyor. Kaç yaşında? 5-6 yaşında. İşte bu anı, bu kodu, bu travmayı bulamadığınız zaman maalesef 20 sene, 30 sene, 40 sene ilaç kullanmak ya da işte gitmediğiniz yer kalmıyor. Daha doğrusu öyle ifade edeyim. Ya çaresizsiniz çünkü. Öyle bir şey mi? Ne yapacaksınız kardeşim? O kodlar bulunduğunda bakıyorsunuz ki sistem zaten kendiliğinden kendi tamir etmeye başlıyor. Adem'in o 5 yaşında, 6 yaşında yaşamış olduğu travmalarını sildik. Adem'in anında ölmek isteği, arzusu kayboldu bir gitti. Adam köprüden de üst geçitten de çıktı gitti. Mesela bizim panik atak danışanlarımız var. Panik atak yaşayan insanlar. İşte kapalı yere giremez. Uçağa binemez çoğu. Otobüse binemez. Hatta birçoğu, bir kısım diyelim, evden dışarıya çıkamıyor. Geçmiş yıllarda İstanbul'da bir beyefendiyle çalışmıştık. Hatta ulusal kanallarda falan da haberlere de çıkmıştı. Beyefendi 23 yıldan beri kendini eve kapatmış, panik atak hastası, evden dışarıya çıkamıyor. 23 sene olmuş. Niye? Ona göre ev güvenli bir alan. Evin dışına çıktığı andan itibaren hayat durdu. Anında atak yaşıyor. Hatta bir ara dört arkadaşı bunu zapt etmişler, zorla çıkarmaya çalışmışlar. Mukaddesan. Dört kişi, ufak tefes ciciz bu adam. Dört kişi, bir kişi çıkaramamışlar evden. Hocam bana bir güç geldi diyor. Çıkaramadılar beni diyor. Niye? Çıktığım zaman boğuluyorum. Nefes alamıyorum. Buyur. Hocam, Şimdi bunun hayatına baktığınız zaman şunu inanılmaz. görüyorsunuz. Şaka gibi Evet. gerçekten. İnanılmaz. Yani 23 sene ya. 23 sene bir insan evden dışarı çıkmıyor. Şu anda bizi izleyen danışanlarımız da vardır. İzleyicilerimizde, takipçilerimizde. 15 sene, 20 sene, 25 sene var. Şimdi bir kızımız geldi yine. Hocam dedi ya ben süt ve süt ürünlerini kullanamıyorum dedi. Süt ürünlerini kullanamıyorum. Ya peynir, yoğurt yiyemiyorum, ayran içemiyorum dedi. Niye? Hocam rahatsız oluyorum dedi ya. Hatta zorlarsan istifra yapıyorum, kusuyorum dedi. Çalıştık. Hanımefendiyle çalıştık. 20 yaşlarda genç bir kızımız. Yine çok ilginç, enteresan. 5-6 yaşlarına kadar bu kızımız evde kahvaltıda çok tereyağı tüketiyor. Sürekli böyle ekmek tereyağını sürüyor, tüketiyor, yiyor yani afiyetle yiyor. Anne baba da ya bu tereyağını çok tüketiyor. Buna zarar verir diye. Baba şöyle bir formül bulmuş kendine göre. Kızım Elif, efendim baba. Şimdi yağı nereden elde ediyoruz? Sütten. Sütü nereden elde ediyoruz? İnekten. Eğer tereyağını çok yersen inek senin midende mü der diyor baba. Çocuk korkmuş. 5 yaşına kadar kahvaltıda 6 yaşına kadar sürekli tereyağı tüketen kızcağız. Babanın böyle demesinden dolayı korkuyor. Bakıyorsunuz ki belli bir yaştan sonra tereyağı tamamen hayatını çıkarmış. Hocam bunu hatırlamıyor mu? Yani bu çalışma sırasında mı hatırladı Çalışma bunu? sırasında ortaya çıktı mı? Şöyle mukaddesan genelde 7 yaş ve öncesi kolay kolay hatırlanmaz. Daha çok hisler vardır. Örnek verelim işte 5 yaşında sizi köpek ısırmıştır. Köpeğe karşı bir korkunuz oluşmuştur. Kodlanmışsınızdır. Yani köpeğin sizi ısırdığı sahneyi kolay kolay hatırlamazsınız ama köpeğin yanına gittiğiniz zaman hemen bedeniniz, bilinçaltınız hatırlar. Bilinçaltınız hemen tepki gösterir. Yoksa bilinçaltı ilginç, enteresan. Bilinçaltı çok şey hatırlıyor. Yani yine daha önceki konuklarınızla konuşmuşsunuzdur. Regresyon çalışması yapıyorum bazı danışanlarımızla. Anne karnına gidiyoruz. Doğum sahnesini hatırlıyor hanımefendi. Kızımız 13 yaşında. Kızımız doğum sahnesini ya. Doğdum diyor. Şu anda gözlüklü bir adam, tombul tombul, kafası kel gözlüklü bir adam bana bakıyor. Yanında 3-5 kişi var diyor. Annesini çağırdık, sorduk. Anne doğum sahnesini hiç anlatmamış. Kızının verdiği sahne, anlattığı sahne, evet, hanımefendinin doğum hanede yaşamış olduğu sahnenin aynısı. Yani nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Bilmiyorum kardeşim. Yani evet, bilim insanıyım, psikoloğum ama bilimsel olarak bunu ispatlama şansım yok. Ama ortaya çıkıyor. Yani klinikte biz bunları tecrübe edebiliyoruz. Ortaya çıkabiliyor. Yani işte yine anne karnında yaşamış olduğu, annenin yaşamış olduğu travmalar.
çocuğa geçebiliyor kardeşim. Seanslarda bazen bunlara ulaşabiliyoruz. Kaynak olarak ulaşabiliyoruz. İşte yaşamış olduğumuz problemlerin kaynağı ne olabilir? Geçmişte yaşamış olduğumuz travmalar olabilir. Travma. Evet, kendini hapseden beyefendi. Bu beyefendi daha önce çalışan esnaf. Yani taksicilik yapan bir insan. İstanbul'da yaşayan bir kardeşimiz. Ulusal kanalda çıktığı için ismini söylemeyeceğim ama yerine falan bahsedebilirim. Orada taksicilik yapan beyefendi. İşte ben çalıştığım zaman 55 yaşlarında falandı. Demek ki 20-25 yaşlarında, o yaşlarda panik atak yaşamaya başlamış. Kendini eve kapatmış. Evli. Hanımıyla geçinemiyor. Ürün taksi kullanıyor. Hanım kendisine telefonlaşmış eşi. Boşanmak üzereler. Ben Boğaz Köprüsü'nden kendimi ve oğlumuzu atacağım. Bir de çocuğu var. Oğlu var o zamanda 1,5-2 yaşlarında. İşte beyefendi o anda çok derin bir travma yaşıyor. Korkuyor. O an itibaren kendini eve kapatmış. Hanım evi terk etmiş, gitmiş, boşanmış. O saatten sonra 23 sene boyunca sadece evde, evin önünde 100 metre ileride sokağın sonuna kadar bir şey var, kahvehane var. Kahvehane kadar gidiyor, geliyor. Yaptığı şey bu. Komşuların vermiş olduğu sadakayla geçiyor. Böyle de bir noktada. Evet, onun yoğun terapi sürecini almıştık, tedavi etmiştik. Zaten en son kanalın göstermiş olduğu sahnede iyileşmiş hali, ilk halini ve son halini göstermişlerdi. Şöyle ifade edelim. Şimdi iyileşme konusuna geçmeden önce her insan iyileşebilir. Her insan aslında iyileşme imkanı var. Her insan. Her insanın var kardeşim. Yani insanları kandıracak noktada değilim. Dedim ki bilim insanım, klinik psikoloğum. Çünkü alıyorum, çalışıyorum. Burada önemli olan şey şu. Doğru tespit, doğru teşhis, doğru tedavi. Ne gerekiyorsa. Mesela penisilin birçok insana iyi gelir. Ama birçok insanı da öldürür. Evet. Şimdi siz herkese penisilin verseniz, penisilin uygularsanız cinayet işlemiş olursunuz. Bu anlamda psikolojik rahatsızlıkların iyileşmesi sürecinde, şifalanması sürecinde benim uygulamış olduğum sistem bu. Önce ben insanların travmasıyla çalışıyorum. Geçmişte neler yaşadı? Yani kaynak ne? Kaynak bulunmadığı müddetçe iyileşmezsiniz. Şimdi hanımefendi geldi, kızımız geldi. Üniversite öğrencisi. Ya hocam dedi, ben her gün kabus görüyorum. Rüya görüyorum. Ne görüyorsun rüyanda kardeşim? Şimdi takipçilerimiz, izleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bilim insanı olduğum için bilimde ayıp olmaz. Rahat konuşuyorum. Bazı örnekler veriyorum. Yani lütfen kırılan, üzülen varsa affetsin. Ama bilimde ayıp olmaz. Her şey konuşmak zorundayız. Dedi ki hocam ben her gece bir rüya görüyorum. Köpek rüyası görüyorum. Rüyamda köpeğin istismarını uğruyorum rüyamda. Her gece ya kabus görüyorum. Üniversite öğrencisi kız, böyle çıtıpatılı kız. 22-23 yaşlarında. Uykum kaçıyor hocam. Sabaha kadar uyku uyuyamıyorum. Aynı kabusu göreceğimde. Yani hemen hemen her gün aynı rüyayı görüyorum. Kabusu görüyorum ya. Köpeğin istismarı. Peki çalıştık. Ne çıktı? Şu çıktı. Kızımız 5-6 yaşlarında köpek ısırmış kendisini. Köpeğe karşı bir korkusu, fobisi var. Üniversite öğrenci, bir hoca. Artık hoca demeye bir şahit lazım da. Yani ahlaksız bir adam. Bir doçent. Kıza diyor ki, güzel kız ama Anadolu'dan gelmiş, saf temiz bir kız. Yani böyle vur elinden ekmeğini al. Uyanık bir tip değil zaten. Zor bir dersin hocası, doçent hoca. Diyor ki bu dersi geçmen için benim ofisime gelmen lazım. Dersi geçmek istiyorsa benim ofisime geleceksin. Yoksa geçemezsin. Haftanın belli günlerde kızı ofisine çağırıyor. Kızı istismar ediyor. Cinsel tacizde bulunuyor kıza. Kız bunu kimseye anlatamıyor. Tabii olay bir 15-20 sene oldu şimdi olsa. Çünkü gençleri biraz daha uyanık. En azından çok teknolojik gelişme falan var, benzer şeyler var. Şimdi yapması çok zor da. 15-20 sene önce almış olduğum danışanımızdı. Hoca kızcağızı istismar ediyor. Bilinçaltı ne yaptı? Kız tepkisini hocaya gösteremedi. Bilinçaltı ne yapıyor? Hocayı köpekleştiriyor. Bilinçaltı hocayı köpekleştiriyor. Ve kız her rüyasına geliyor. Köpekle ilgili yaşamış olduğu travmaları çalıştı. Hoca ile ilgili yaşamış olduğu travmaları çalıştı. Anında şey gitti. Kızın yaşamış olduğu kabusa gitti. Şimdi yoğun olarak şu anda ben panik atak, depresyon, anksiyete, endişe, kaygı bozukluğu yaşayan, yani nevrotik rahatsızlıklara çalışıyorum yoğun olarak. İşte aile terapileri falan alıyoruz. Cinsel terapilerimiz var. Şizofren hastalarıyla çalışabiliyorum. Eğer gerçeklik algısını yitirmemişse. Bipolar danışanlarla çok çalışıyoruz. Hepsinde görmüş olduğum şey şu.
bu kadar desem. Yani böyle mutlu bir çocukluk yaşamış, huzurlu, neşeli, aileden, anne de babadan sevgi almış, doymuş, beslenmiş, kalbi doymuş diyelim. İnsanlarda psikolojik rahatsızlık gözükmüyor. Yok kardeşim. Daha çok sorun yaşayan insanların hep geçmişine bakıyorsunuz. 0-7 yaş arası, 7-15 yaş arası, 15-25 yaş arası, 25 yaş sonrası. Hep sıkıntılı. Ya anne sıkıntılı, ya baba sıkıntılı, ya abi sıkıntılı ama sıkıntılı. Sıkıntısız değil. Hepsinin sıkıntısı var. İşte bu psikolojik sorunlarımızın kaynaklarına bakacak olursak bunlardan bir tanesi geçmişte yaşamış olduğumuz travmalar. Bunlar çok etkili. Önemli. Yani bir kişi gerçekten iyileşmek istiyorsa arınmak zorunda. Travmalardan kurtulmak zorunda. Ama tek başına bu yetmiyor. Mesela ne var başka kaynak? Olumsuz düşünceler var. Olumsuz düşüncelerde bizim psikolojik sorun yaşamamıza neden olabiliyor, sebep olabiliyor olumsuz düşünce kalıpları. Şimdi geçmiş yıllarda yine bir hanımefendi kardeşini getirmişti bize terapi sürecine. Kardeşiyle çalışırken kendisi de gurbetçi, Hollanda'da yaşıyor. Bir 20 sene, 25 sene falan olmuştur yine meslekte. Hatırladığım ilginç vakalardan birisidir benim için. Yurt dışında yaşayan gurbetçi bir kardeşimiz. Kardeşim bana terapiye getirdi. Ya hocam dedi, seans arasında, boşlukta. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Buyur abla konuşalım. İşte o zaman da 30-32 yaşlarında bir hanımefendi. Ya 35 yaşlarında mı? Neyse 12 yıllık evliyim dedi. Yani 20 yaşında evlenmiş, 20 yaş, 19 yaşında evlenmiş olsa 30-32 yaşlarında. Hocam biz 12 yıllık evliyiz şimdi dedi. Evliyim, 12 yıllık evliyim. Ya çocuğumuz olmuyor hocam dedi ya. Çocuğumuz olmuyor. Gitmediğim doktor yok. Hepsinin bana ve eşime söylemiş olduğu şey şu. Hanımefendi vücudunuz sapasağlam. Sizin çocuğunuzun olmaması imkansız. Eşinizde de sizde de bir problem yok. Ya o zaman dedim yani sizinki psikolojik olabilir dedim ya. Kardeşinle çalışalım. Birkaç seans, iki üç seansta kendisiyle çalıştık. Evet çıktı ne çıktı? Şöyle bir kod çıktı hanımefendi de. Evlendikleri günden beri hanımefendi hep şöyle diyor. Regl dönemi yaklaştığı zaman ağzından çıkan cümle şu. Düşünce hep cümle şu. Yok ya cık, mümkün değil. Ben hamile kalmam. Yok ben gene hamile kalmam. Yok ben çocuk doğuramam. Ben hamile kalmam. Cümle bu. Kardeşim bu telkini bilinçaltınıza gönderdiğiniz andan itibaren işte ben yapamam. Sınava hazırlanan öğrenci yapmış olduğum bir sıkıntılı olumsuz düşünce kalıpları. Ben yapamam, ben başaramam, ben iyileşmem. Mümkün değil ben iyileşmem. Ne yapıyorsunuz? Otomatikle kendi kendiniz önünüze bir barikat kuruyorsunuz. Set çekiyorsunuz. Kendinizi bağlıyorsunuz. Kelepçeliyorsunuz ya. Hanımefendi basit bir çalışma yaptık. Yani bilişsel terapi uyguladık. Düşünce kalıplarını değiştirdik. Gönderdim. 3 seans almıştım. 2-3 seans. Giderken de benim şey aldı. Ne iletişim bilgilerini falan almıştı. Ya gitti. Aradan 2 ay geçti. Durum baktım tak 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 yazıyor kendisi. Hocam çok mutluyum hocam. Mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Ne oldu Ayşe Hanım diyelim. Ne oldu Ayşe Hanım? Ya hocam doktordan geldim. 1,5 aylık hamileymişim hocam. Sadece biz hanımefendi kodlarını değiştirdik. 12 yıldan beri çocuğu olmayan hanımefendi. Şimdi bakıyorum yine birçok danışanımız işte tüp bebek merkezlerine gidiyorlar. Aşılamadır, tüp bebek denemesidir. Güzel kardeşim, vücudunuz sağlam. Ama bir de işin psikolojik boyutuna bakmak lazım. Mesela ben yoğun olarak biz her türlü hastalıkla çalışıyoruz. Fibromiyaljiden tutun da MS'e kadar, kanser hastalarına kadar. Niye? Hastalığın olduğu her yerde psikoloji de var kardeşim. Şimdi geçen yıllarda bir yine hanımefendiyle çalışıyoruz kanser hastası. Anne baskın karakter. Haşet etmiş kızcağızı. Yani kızın kanser olmasının en büyük temel sebebi diyelim annenin işgalciliği. Koruyucu bir anne. İşgalci bir anne. Nefesini kesmiş. Hanımefendi de öğretmen. Üniversite mezunu bir insan. Ama annenin karşısında hiçbir şey yapamıyor. Anne haşet etmiş kızcağızı. İlk kanser atlatılmış. İyileşmiş gelmiş. Aradan 2 sene geçmiş. Tak yeniden kanser nüksediyor. İkinci nüksedim etmesi de bize geldi. Hem kanser tedavisi görüyor hem de psikoterapi sürecini aldı kendisini. Ankara'ya gitti. İşte biz bir ay yoğun terapi sürecini aldık. Travmalarını sildik, temizledik, çalıştık. Olumsuz kodlar, bilinçaltı kodlar, duygular, düşünceler, süreç halinde çalıştık bunları. Şimdi gidip orada kan değerlerine falan bakıyor hekim arkadaş. Ya diyor ne yaptın sen diyor. Ne oldu hocam diyor. Ya kardeşim sen ne yaptın diyor ne yaptın. Nasıl yani hocam? Ya senin değerlerin harika.
Senin değerlerin mükemmel. Sen ne yaptın? Ben 3 yıldan beri senin değerlerin bu noktaya gelmesi için çaba gösteriyordum. Sen geçen ay gittin, bir ay sonra geri geldin. Kontrole geldin. Ne yaptın sen? Harika. Hocam ben psikoterapi sürecine katıldım. Harika, devam et diyor. Yani hiç hastalık da tek boyutlu değil. Çok alt boyutu var yani. Onlara da dikkat etmek lazım. Mesela bu da bizim için ilginç vakalardan birisidir. Şimdi başka bir danışanımız geldi. Kanser hastası olmuş. Rahim kanseri. Ne çıktı? Kocayı istemiyor. Kocayı reddediyor. Buyurun bakalım. Sevmedi, bir evlilik yapmış yıllardan beri. Hocam eşim bana dokunduğu zaman yılan dokunmuş gibi hissediyorum diyor. Otomatikman beden, biz buna bedensel tepki deriz. Beden, eşi kendisi bunu söyleyemiyor yani adama. Şu ekonomik bağımsızlığı yok, şunları yok, şunları yok. Toplumsal baskı şunlar, 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 şunlar. Biliyorum, olumsuz etkenler var. Kendisi bunu söyleyemediği için beden reddediyor kardeşim. Hanımefendi kanser olmuş. Rahim kanseri. Kendi tamamen kapatıyor. Hadi bakalım. Ne yapacaksınız? Siz hanımefendi yaşamış olduğu, yani bu olaya, rahim kanserine sebep olan, kaynak olan olayları temizlemediğiniz müddetçe bu hanımefendi iyileşmez. İyileşmez. Şimdi kaynak travmalar olabiliyor. Demin söylediğim gibi. Olumsuz düşünceler olabiliyor. Olumsuz kodlar olabiliyor. Mesela ailenin bize yüklemiş olduğu kodlar oluyor. Ne oluyor mesela? Aile diyor ki küskünlük olmaz. Hanımefendi birisiyle bir tartışma benzeri bir şey yaşadığı zaman hep kendisi gidip barışıyor. Ya hocam diyor, bana küfür ediyor, bana hakaret ediyor, yüzüme tükürüyor. Ertesi gün gidip ben barışıyor. Niye? Çünkü kardeşim doğduğunuzdan beri annenizin sizin bilinçaltına işlemiş olduğu bir kod var. Bilinçaltı kodlar diyoruz buna. Küskünlük olmaz. Küskünlük olmaz. Küskünlük olmaz. Hep taviz veren benim. Günlük hayatta yaşadığımız olaylara bakarsak aslında kendi tutum ve davranışlarımıza bakacak olursak bizim tutum ve davranışlarımızın %80-90 aslında annemizden, babamızdan, abimizden, halamızdan, teyzemizden devralmış olduğumuz davranış kalıplarından oluşuyor. Mesela belki gülmemiz bile annemize benzer. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamız babamıza benzer. Öksürmemiz belki abimize benzer. Niye? Şimdi biz insanız ve rol model alıyoruz. Örnek alıyoruz. Doğduğumuz andan itibaren hep örnek alıyoruz. Yani kodlar o kadar farklı ki mesela aklıma bir örnek geldi. Yine doğaçlama olsun. Şimdi belki kısmet olur başka bir programda yine konuşuruz. Şu anda işte insanlar evli. Çoğu kardeşimiz der ki ya hocam ben aşık oldum evlendim. Ben de gülerim hep. Aşık oldum evlendim. Severek evlendik hocam biz. Kardeşim, insanları bir araya getiren şey aşk, sevgi, muhabbet değildir. Ya benzer travmalara, benzer acılara, benzer duygulara sahip olmanızdır. Bakın, eşinizin birçok duygunuzun, travmanızın benzer olduğunu göreceksiniz. Öyle çıkıyor. Ya da işte daha farklı bir sebep de olabiliyor. Geçen yıllarda bir beyefendiyle çalışıyoruz. 3 evlilik yapmış. 52 yaşında. 3 evlilik yapmış, 3'ünde boşanmış. Çok yoğun hani yatak yaşıyor. Aynı zamanda bunları da çalıştık. Çok ilginç, enteresan bir şey ortaya çıktı. Seans esnasında bir de benim ofisimde tahtam var. Dedim ya senin işte hocam 3 evlilik yaptım, boşandım dedi. Bir dakika dur, bu konu çalışalım seninle dedim. İstiyorsan çalışalım hocam dedi ya. İlk eşin ismi ne? Yeter dedi, yeter. Yeterli özelliklerin neler birinci eşin ismi? Hocam kısa boylu, minyon tipli, balık etli, küt saçlı, işte psikopat ruhlu, agresif, saldırgan, alkol alır, sigara içer, para göz. Özellik bu. Yazdım tahtaya. Tamam. İkinci ismi, eşin ismi ne? Elif. Elif'i de yazdık. Özellikleri neler? Kısa boylu, minyon tipli, balık etli, küt saçlı. İkinci eş. Birincinin ikinci eşim. Bunun da ikinci eşim. İkinci eş. Para göz. Bu da madde kullanır. Esra madde kullanır şimdi. İsim söylemiyorum. Madde kullanır. Hay hay. Adam böyle şöyle şok oldu. Ne oluyor hocam dedi ya. Acele etme dedim ya. Üçüncü eşim ismi ne? Ayşe dedi. Özellikle söyler misin bana? Kısa boylu, minyon tipli, balık etli, küt saçlı, ikinci eşiyim, o da evlenmiş, boşanmış. O da psikopat. Karar verirse kendi kendine bıçak atar, jilet atar, kendi kendine jilet denirse.
Hocam bu ne dedi ya? Ben ne yapmışım dedi ya? Para Aa, dedi, gözü doğru dedi. unuttunuz. Bir de para göz. Evet, para göz. Aynı şey. Şu paracı bir insan. Daha dedim bitmedi ya. Daha var mı hocam dedi. Var var dedim. Annenin ismi ne? Diyelim işte o da Fatma olsun. Yazdı Fatma Hanım. Özellikleri neler? Annenin özellikleri neler? Kısa boylu, minyon tipli, balık etli, küt saçlı, çok para göz. Babam ikinci eşi, ilk eşinden bir çocuğu olmuş. Bir de bunda her hanımdan bir çocuğu oluyor. Hanımla doğurup bırakıp gidiyorlar. Çocuğu doğurup bırakıp gidiyor hanımlar. Annenin özelliklerinin %70'i, 80'i evlenmiş olduğu 3 tane eşle aynı. Ya hocam ben ne yapmışım? Kardeş sen ne yaptın aslında? Şunu yaptın. Hepimizde vardır bu. Hani söyleriz işte annemize benzer kadınla, babamıza benzer erkekle evlen. Evet bunu doğru payı. Ben en azından ofiste, klinikte görüyorum. Yani teorik kısmını bilmiyorum ama ofiste çok geliyorsunuz, belgeliyorsunuz evet, yani. Geliyor, danışanlarımız geliyor. Çalışıyoruz kardeşim yani. Hocam diyor, biz diyor, 6 kardeşlik. İşte annem ilk eşinden ayrılmış gelmiş, orada bir abim var. O abim annemin eski eşinin yanında kalmış. Biz 6 kardeşlik, o abim 19 yaşına geldi. Annem 6 çocuğu bıraktı, babamı bıraktı, o abimin yanına gitti, o abimin yanına gitti diyor. Biz babasız büyüdük, annesi babası büyüdük. Komşuları büyüttü, büyüdük danışanımız. Buyurun kardeşim. Şimdi siz bunu tesadüfle açıklayamazsınız. Ya da diyemezsiniz ki arkadaş ya benim kaderim kötüymüş. Kaderle falan alakası yok kardeşim. İşte bunların farkına varmak önemli. Yani şudur aslında, terapinin mantığı şudur. Terapi farkındalıktır aslında. Hani bakmakla görmek farklı diyoruz ya. Evet hepimiz bakıyoruz ama kendimize bunları görebilirsek. Ya ilişkilerimize baktığımız zaman ne kadar da anneme benziyor. Ne kadar da babama benziyor. Daha bizim ortak travmalarımız varmış. Yani bunu siz benzer özellikleri tesadüf açıklayamazsınız. İşin bir boyutu bu. Yani dediğim gibi travmalar kaynaklı görebilir. Ondan sonra olumsuz düşünce kalıpları şeylere, hastalıklara, psikolojik sorunlara kaynaklı görebilir. Mesela spiritüel sebepler. Oluyor kardeşim. Şimdi ben aynı zamanda aile dizimi de yapıyorum. Daha farklı çalışmalarımız da var. Aile dizimine benzer. Kozmik arama sistemi demiş olduğumuz sistemimiz var bizim. Yani insanın yaşamış olduğu psikolojik sorunları veya fizyolojik sorunların kaynaklarını aile dizimi gibi sistemle çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Neden kaynaklandı, nasıl kaynaklandı? Farklı çalışmalarımız da var. Onları da yapıyoruz ekip halinde. Beyefendi annesinin aynı tip kadınları seçmiş ve bütün kadınlar aynı. Ya da babalarının aynısını seçerler neden? Kadınlar. Neden hocam? Neden? Neden seçerler? Sebebi şu. Aslında kötü de olsa annemizin o huyu, suyu bunu biz kanıksadık, benimsedik. Bize güvenli geliyor. Tanıdık. Bize tanıdık. Evet tanıdık. Bize tanıdık geliyor. Bunun için bilinçaltımız yabancı, değişik birisini görmek istemiyor. Onun yanında kendimizi güvenli hissetmiyoruz. Annemize benzer, babamıza benzer, kardeşimize benzer insanlarla çalışıyoruz. İnsanlar iletişim kuruyoruz genelde. Çok İnsanları iyi. Seviyoruz. Ya. Ya da sevmiyoruz. Yine bir grup terapisindeydi. 4-5 kişi oturuyorlar. O gün gruba yeni gelen bir delikanlı. Böyle kıvırcık saçlı, kafasına bere takmış, bir mont giymiş, kot pantolon. En son o geldi. Biz de grup terapisindeyiz. Bir dakika arkadaşlar dedim. Delikanlı Ahmet sen kapıda bekler misin dedim. Bekledi kapıda duruyor. 5 tane grup terapisi 4-5 kişiye dedim ki arkadaşlar beyefendiye bakın, Ahmet'e bakın. Ne hissediyorsunuz? İçinizde hangi duygu ortaya çıkacak bakalım. Herkes baktı. Oradan bir genç kız terapideki. Ya hocam dedi. İçinden bu arkadaşa karşı nefret duygusu ortaya çıktı dedi ya. Onu boğasım geldi dedi. Neden? Hocam dedi. Aynen abime benziyor dedi. Bir abisi varmış evde. Psikopat bir abisi var. Yer, içer, anne şiddet duygular, babaya şiddet duygular. Kafasında sürekli beresli, saçları kıvırcık evde oturur. Yer içer yatar bir abi var. Hocam dedi. Aynen abi. Ne benzettin dedi ya. Bakışı, duruşu. Halbuki hayatta ilk defa karşılaştılar. Bak ne yaptı? Bilinç aldı otomatikmen. Abisine benzettiği için o insana tepki gösteriyorsunuz. Sokakta gördüğünüz bir insanı bazen böyle yiyesiniz gelir. Sarasanız sarılmak istersiniz. Değil. Bazı insanları nefret edersiniz. Halbuki hiçbir zaman karşılaşmamışsınızdır. Şimdi üçüncü kaynak olarak da spiritüel kaynaklardan bahsedelim. Yani kaynak olarak söylüyorum. Her sorunun birçok kaynağı olabilir. Birçok kaynağı. Mesela geçen yıllarda 2-3 sene önce pandemi sürecinde pandemi biraz gevşediği dönemde diyelim bir beyefendiyle çalıştım. Şizofreni hastası. Hani normalde
tıp ben şu anda ilaçla tedavi edilmiyoruz şizofreni. Çok çalışıyorum. Şizofreni, psikoz. Yeter ki anlatsın. Yeter ki yaşamış olduğu travmalar hatırlasın ve anlatsın. Bunlar silindiği zaman, temizlendiği zaman yani şifalanma, iyileşme ihtimali çok yüksek. Ama zaman isteyen, sabır isteyen bir şey. Evet şu anda ilaçla şizofreni tedavi edilemiyor. Ömür bu ilaç kullanmak zorunda. Tabii ki kullanacak. İlaca karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ama dozunu, vaktini, saatini çok iyi ayarlamak lazım. Yani ömür boyu ilaç kullanmak bana göre çok doğru değil. Beyefendiyle çalıştık ama mukaddes hanım. Beyefendi gerçeklik algısını yitirmiş. Elinde böyle bir cisim, telefon. Sadece bununla konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Telefon kapalı. Film repliklerini anlatıyor. Bak geliyorum. Haddini bildireceğim sana. Gerçeklik algısı gitmiş beyefendinin. 32 yaşında, şey pardon 36 yaşında üniversite mezunu bir kardeşimiz. Tanıdık bir ailenin çocuğu. Hocam dedi, ya bize yardımcı olun. Ya kardeşim, güzel kardeşim. Bakın delikanlı gerçeklik algısını yitirmiş. Ben normal psikoterapi sürecinde bununla çalışamam. Ne yapalım? İşte aile dizimi gibi. Buna benzer değişik çalışmalarımız var dedim ya. Tamam farklı bir çalışma yapalım. Sadece anneyle çalıştık. Anneyle babayla çalıştık. Sadece anne baba. Delikanlı geldi oturdu. Ben ofiste anneyle babayla çalıştım. Bazen krizi geçiriyor delikanlı. Baba kelepçe taşıyor yanında. Kelepçeli çocuğu. Adam çocuk derken. Ve delikanlı da 8 yıldan beri. İlaç tedavisi görüyor. Gerçeklik algısı gitmiş. Üniversite mezunu bu adam. Yani zekada falan da bir problem yok. Ama şizofren hastası. 6 ay çalıştık biz delikanlıyla. 6 ay sonra delikanlı hiç çalışmadı. Mukaddesim. Sadece anne babayla. 6 ay sonra delikanlı kendi kendine geldi. Hafıza yerine geldi. Konuşmalar bitti. Tam iyileşti dedik. Çok sevindik. Hem ailesi hem biz. Bu süreçte pandemi sürecindeydi işte. Korona yakalandı. Maalesef. Beyin pırtığı attı. Ve delikanlı vefat etti. İyileştikten sonra vefat etti. Bu da benim yaşamış olduğum, almış olduğum deneyimlerden bir tanesi. Yapmış olduğum çalışmalardan bir tanesi. Farklı bir çalışma. Ne demek? Spiritüel sonuçlar da olabiliyor. İşte yine sizin programlarda çok çok konuşmuş olduğunuz ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Bedduaya dikkat edin. Lanete dikkat edin. Kınama enerjisi. Yüzlerce danışan geliyor. Bakıyorum kardeşim. Hayatını irdeliyoruz. Bakıyoruz ki tabii problemin patlak verdiği nokta tam kınama enerjisinin yaşandığı nokta. Tam o sahneye gidiyor bakıyorsunuz ki. O sahne. Ya bu anlamda ben bir psikolog olarak sebep-sonuç ilişkisine bakıyorum ve çok boyutlu çalışıyorum. Çok boyutlu. Yani hiçbir sorun, hiçbir hastalık tek boyutlu değildir. Çok boyutludur. Hiçbir sorun, hiçbir hastalık da tek bir terapi yöntemiyle iyileşmez, şifalanmaz. İşte şunu uygulayan harika. Tamam bu teknik güzel olabilir kardeşim ama tek başına yeterli değildir. İşte EFT, ya harika bir tekniktir. Hipnoz harika bir tekniktir. İşte diyelim ki NLP güzel bir tekniktir. MDR güzel bir tekniktir. Hepsini seviyorum. Hepsini uyguluyorum. Yüzlerce terapi tekniği daha başkalarını da uyguluyorum ama hiçbir teknik tek başına yeterli olmaz. Çünkü insan tek boyutlu bir varlık değil ki. Fiziksel boyutu var. İşte psikolojik boyutu var. Enerji boyutu var. Ruhsal boyutu var. Yani 30 yıllık klinik psikoloğum valla her vaka geldiği zaman her danışanımdan farklı bir şey öğreniyorum. İlginç, enteresan diyorum ya. Allah Allah nasıl bir şeymiş. Nereden çıkmış, nasıl çıkmış, çok ilginç, enteresan şeylere karşı kalıyoruz ama şimdi bizi takip eden, şu anda izleyen, dinleyen takipçilerimize de şunu söylemek isterim. Evet arkadaşlar, hayatta her şeyin bir çaresi vardır. Yeter ki onu arayıp bulalım. Ama buna benzer psikolojik sorunlar yaşıyorsak da lütfen ilk sormamız gereken şey şu. Ne yaşıyorsak, ya ben neden mutsuzum? Neden işimle geçinemiyorum? Neden örnek veriyorum işte ekonomik anlamda iyi yerlerde değilim? Neden? Kaynak ne? Bunlar tek tek temizlendiğinde, kişi bunlardan arındığı zaman, evet, farkındalıklar oluştuğu zaman çok mutlu oluyor. Şimdi ben, biz kurum olarak kendi sistemimizi uyguluyoruz. Yani bizim uygulamış olduğumuz sistemin ismi Zero Point, bilinçaltı kodlama ve arınma tekniği diye geçiyor. Zero Point, yani 5 boyuttan oluşur genelde. Birincisi şu, çalışma yaparken. Bireylerin öncelikle danışanlarımızın travmalarıyla çalışıyoruz. Geçmişte yaşamış olduğu travmalar neler? Önce bunların ayıklanması lazım. Bunlara çalışıyoruz yoğun olarak. İkinci etapta düşünce kalıpları. Bakalım hangi düşünce kalıplarına sahip? Bunları çalışıyoruz. Olumsuz düşünce kalıpları. Üçüncü etapta olumsuz duygular. Kaygı, korku, endişe,
değersizlik, yetersizlik, sevgisizlik. Bunlar çalışıyoruz. Dördüncü etapta olumsuz bilinçaltı kodlar. İşte ailenin, toplumun, çevrenin, sosyal medyadan yüklemiş olduğu, vermiş olduğu bilinçaltı kodlarımız var. O kodları çalışıyoruz. Beşinci etapta da en son etapta atalardan gelen enerji diyorum ben genelde. Onun çalışmasını yapıyoruz. Yani bu beş alanda kişi temizlendiği andan itibaren, arındığı andan itibaren hangi sorun yaşarsa yaşasın. Yeter ki anlatacağımız, öğreteceğimiz teknikler uyguluyor olabilir. Mesela çok yaşlı insanlar var. İşte terapi sürecini alıyorsunuz maalesef. Hiçbir şey hatırlamıyor. Terapiye cevap veremiyor işte. Ya da zihinsel engelli olan insanlar ya da algısı düşük olan insanlar var mesela. Çok yorar bizi. Algısı çok düşük. Şimdi geçmiş yıllarda bir hanımefendiyle çalışıyoruz. Bir gün baktım WhatsApp'tan bana soru sormuş WhatsApp'tan. Aynı soru tam 20 defa sormuş. Aynı soruyu. 20 defa. Terapiye geldi. Dedim ya filanca bak 20 defa sormuşsun. Ya hocam kusura bakmayın. Benim kafa kalın. Benim kafa diyor almıyor. Yani mesela işte dikkat dağınık, algısı düşük. Buna benzer şeyler. Onunla da çalıştık. Onlar temizlediğiniz zaman normal yaşantısına dönüyor ama şu oturup bakarlar genelde çok yorarlar. Ya da terapi sürecini olumsuz yönde, onların terapi süreci olumsuz yönde etkilenebiliyor. Genel itibariyle bunları çalışıyoruz mukaddesen. Hocam epilepsi, Parkinson ve bipolar bozukluk sordular. Bunlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Hepsiyle çalışıyoruz. Şu anda halihazırda mesela hepsiyle epilepsiyle çalışmış olduğumuz danışanlarımız da var. Ha şöyle ifade edelim. Yani epilepsiyle çalışıyoruz derken normal zaten ilaçlarını kullanacak. Normal hekim ile çalışıyor. Biz de psikolojik destek anlamında çalışıyor. Mesela geçen aylarda bir kızımızla çalıştık. 2-3 ay olmuştur. Bayılıyordu. Şimdi gülüyor hekim. Yani hekim diyor ki ya kardeşim senin değerlerin normal. Senin normalde bayılmaman lazım. Bu hanımefendi de 32 yaşlarında. Canlar çok soranlar vardı. Hakikaten işaret ediyorum. Bakın çok soruyordunuz. Evet. Evet şimdi hanımefendi epilepsi hastası. Doktor diyor ki ya senin değerlerin normal. Senin bayılmaman gerekiyor. Evet geldi. Yani normalde bayılmaması gereken patır patır bayılıyor. Bunun için tek başına çarşıya gidemiyor, pazara gidemiyor. Yanına destek kuvvet lazım. Onunla beraber gidiyor. Kendi çalıştık mesela. İlk bayılma krizi yaşamış olduğu zaman 8 yaşında babayı çok seviyor. Baba kendisini azarlamış. Baba kendisini azarlamış, kızmış. O sahne bulundu. O sahneyi temizledik. Ondan sonra hanımefendinin bayılma krizleri bitti. Biter. Bitmemesi için sebep yok. Şeyde peki bipolar bozuklukta düzelme oluyor mu hocam? Bipolara da çalışıyorum, evet. Çok çalıştığımız danışanımız var. Hala çalıştıklarımız da var. Şimdi bipolarda en önemli şey şudur genelde. Değersizlik çekirdek inancı. Ben değersizim. Ben sevilmiyorum. İkinci duygu. En önemli duygu. Ben sevilmiyorum. 3. Ben yetersizim. 4. Güvensizlik duygusu. Bunun da kaynağına baktığınız zaman çocukluk dönemi travmaları gelir genelde. 0-7 yaş, 7-15 yaş arası. Yani çalışırken şöyle ifade mukaddes hanım. Bana kim gelse gelsin, bize kim gelse gelsin. Ben taneye çok bakmıyorum. İşte şizofreniymiş, buymuş. Bizim iletişim kuruyorsa mesele bitti. Çalışabiliriz. Konuşabiliyorsun. Ama yok. İletişim kurmuyor. İşte gerçeklik algısını yitirmiş. O tür vakada çok çalışmıyor. Dedim ya o şizofren hastasıyla çalıştım ama o bizim için özel bir danışanımızdı. Aile dostumuzu sevdiğimiz bir insandı. Çünkü o hem süreç olarak çok uzun sürer hem de çok yoruyor yani. Ama çalışılabilir, çalışılamaz değil. Çalışılabilir yani. Kilo vermek hocam. Ya kilo vermek. Peki, örnek, yine bir örnekle açıklayalım. Geçmiş yıllarda bir öğretmen hanım geldi 35 yaşlarında. Ancak bu kadar güzel olabilir bir kadın. Bir kadın ancak bu kadar güzel olabilir. Yüz güzelliği. Bembeyaz ten, masmavi gözler, siyah saçlar. Yani Hülya Avşar'ın gençlik versiyonu bu kadar desem. Bu kadar güzel bir hanımefendi. Ama öyle bir kilo almış ki eni boyu bir olmuş. 135 kilo çıkmış. Neden? Evliymiş. 5 sene önce boşanmış. Çalıştık. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Hanımefendi diyor ki hocam gitmedim. Gitmedim. Diyetisyen kalmadı, doktor kalmadı. Evet, diyet bakıyorum, uyuyorum diyetlere. 15 kilo veriyorum. Hocam bir ay, 2 ay sonra aynı daha fazlasını alıyorum. Yine burada şunu soruyoruz yani. Kardeşim kaynak ne? Ya neden kilo alıyorsunuz? Gözünüz seveyim. Buna bakın lütfen. Neden kilo alıyorsunuz ya? Bunu bulacaksınız. Bunun bulunması gerekiyor. Kaynak ne? Sebep ne ya? Ne çıktı bu hanımefendi de? Dediğim gibi çok güzel. Çok sert bir babası var. Agresif bir babası var. Çok agresif.
hep buna kızmış, bağırmış, hakaret etmiş. Çocukluğuna itibaren babadan nefret ediyor. Erilenece karşı tepkili. Hay hay. Baba sert, agresif. Psikopattır baba. Ve okumuş, öğretmen olmuş, zeki bir kız. Okumuş, öğretmen olmuş. Aynen babasına benzer bir insanla evlenmiş. Hani diyoruz ya, ben asla babama benzer bir insanla evlenmem. Bilinçaltına evlendirir sizi kardeşim, merak etmeyin. O bilinçaltı var ya, evlendirir sizi. Aynen babaya benzer bir insanla evlenmiş. Ya diyor, hocam ben öğretmenim, çalışan bir insanım, adam kıskanç. Giriyoruz eve, pencere kapatacaksın, güneş de kapalı olacak, dışarıya çıkmayacaksın. Adam beni mahvetti. Ancak 5 sene dayanabildim, boşandım. Ama işte durdu baya, güzel bir baya. Erkekler at sineği gibi kendisini rahatsız ediyor. Bilinçaltı ne yapsın? Bu kadar sana. Seni korumam lazım. Aslında şu bilinçaltı belki başka bir konuda konuşuruz ama. Çünkü bilinçaltı çok farklı bir konu. Yani bizim bakış açımız çok çok farklı. Çünkü piyasada şu anda bilinçaltı diyen arkadaşlarımız var ama. Maalesef onlar çoğu bilinçaltının tanımını dahi bilmeyen arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar ama. İşte bilinçaltı deyip çıkıyorlar. Bilinçaltı bambaşka bir şey. Bilinçaltının birinci görevi kişi korumaktır. Güzel bir kız, alımlı bir kız, erkekler etrafında at sineği gibi. Nasıl koruyacak? Dur bakalım, ben sana göstereyim. Ne yapacaksın? Yemek ye. Çikolata bayılır. Ye babam ye, ye babam ye, ye babam ye. Evet, yemeği yiyince otomatikman güzellik bozuluyor. Kilo almış, Dubai gibi olmuş abi, hanımefendi. Kımıldayamıyor. Etrafında bir tane erkek kalmadı. Oh ne güzel, mis gibi. Aslında bilinçaltının istediği şey ne? Erkekler çeksin gitsin. Ama bunu nasıl söyleyecek? Kilo aldırarak. Sadece yüz güzelliği kalmış hanımefendi, beden güzelliği. Şimdi siz, yani diyetisyen de olsanız, kim olursanız olun. Kardeşim, hanımefendinin kilo alma sebebini çalışmazsanız, hanımefendi kilo almaya devam eder. Kandırmış olursunuz. Sadece aldatmış olursunuz. Bizim bakış açımız bu. Benim şahsi 30 yıldan beri çalışıyorum. Geldiğim son nokta bu. Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Hiçbir şey nedensiz değildir kardeşim. Size düşen görev o nedeni, sonuçları bulmak ve temizlemek psikolog olarak. Buyurun kadın. Vay canına hocam. Ya acayip böyle şok bir şey. Hakikaten inanılmaz. Farklı şeyler anlattınız. Ve çok uç örnekler verdiniz. Demek ki her şey çözülebiliyor. Çok güzel. Bipolardan, epilepsiden. Hakikaten tebrik ediyorum sizi ben de. Bu konuda benim de elimi güçlendirdiniz. Çünkü çok soruyorlar çok. Yani ben eczacıyım. Evet. Ben de sağlığın içindeyim ama bu çok var. Bunlar çok farklı. Yani konvansiyonel tıp başka bir şey, bu başka bir şey. Yani her şeyin sebebi bence de bilinçaltı ve psikoloji diye düşünüyorum. Peki bir tane daha soru alalım. Hocam peki size nasıl ulaşsınlar soru almadan önce? Şimdi zaten sosyal medyada psikolog Hayrettin Şahin, Hayrettin Şahin yazdıkları zaman, psikolog Hayrettin Şahin. Sosyal medyada hesap şeylerimiz, Instagram hesaplarımız var, Facebook hesaplarımız var, Takibi YouTube alacaklar sizi şimdi zaten. kanalımız var. Yine de müsaadeniz varsa şöyle bir iletişim bilgisini vereyim. Tabii ki. 0532 650 56 41. Telefon numaramız bu. Buradan bize ulaşabilirler. Hocam son bir soru sorayım ben. Genelde belli yaş üstü, 40 yaş üstü hanımlarda oluyor ama daha erkende de olabilir. İdrar tutamama, kadınlarda idrar tutamama sebebi nedir diye sorarlar. Şimdi işin Bu da son sorumuz olsun. fizyolojik Buyurun. boyutunu bilmiyorum. Benim uzmanlık alanım değil. İşte örnek verelim. İşte çok doğum yapan kadınlar var. Bilinçaltı. Hı. Evet, ama şimdi eğer psikolojikse, psikolojik kökenliyse ona bakmak lazım. Onun için özel görüşmemiz, konuşmamız gerekiyor. Psikolojik kökenliyse. Ama mesela basit bir örnek vereyim. Yani erkeklerin yaşamış olduğu bir problem, işte kendini tutamama diyelim birlikleri esnasında. Bakıyorsun çocukluk döneminde, ilginç bir vakadır bizim için, benim için. Çocukluk döneminde at sıtlatma problemi çok fazlaymış çocukken. Belli bir yaşa kadar hep at sıtlatmış. İşte yaz döneminde karpuz yiyor. O karpuz yediği zaman herkes ona gülüyor. Herkes. Altına kaçıracaksın, yine altına yapacaksın gibi. Farkına varmadan kod haline gelmiş adam. Kendi kendini tutamama. Altına kaçırma gibi. Yani dedim ya, birçok alt boyutu var. Hatta son örnek olarak şunu verelim, ondan sonra çok da şey yapmayalım, tutmayalım izleyicilerimizi. Geçen aylarda bir hanımefendiyle çalıştık. Oğlu
Hanımefendinin oğlu ile ilgili bazı travmalar, sıkıntıları vardı. Onları çalıştı. Doğum esnasında, doğum sonrasında annenin. Hanımefendi bir hafta sonra ikinci seansa geldi. Hocam mucize gibi bir şey oldu dedi. Ya, ne oldu dedim. Hayırdır? Hocam ben size söylemedim ama benim oğlum 9 yaşında. 9 yıldan beri altını satıyor benim çocuğum. Geçen seans burada sizinle benim oğlumla ilgili travmalarımız çalıştık. Oğlumla ilgili çalıştık daha doğrusu seansta. O seanstan beri çocuğum altını satmıyor. Ne oldu hocam, ne yaptınız? Vallahi ben de bilmiyorum sistemi. Sistem nasıl çalışıyor ben de bilmiyorum arkadaşlar. İnanın ki farkında değilim, bilmiyorum. Anneyle çalışıyoruz. Çocuğun altı satma problemi bitiyor. Yani altı satan insanlar varsa dediğim kaynağına bakmak lazım. Neden, niçin, nasıl, niye, ne oldu? Kaynak bulunup temizlendiği zaman kişiler normal yaşantısına dönme ihtimali çok yüksek.